أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her cumartesi olduğu gibi Konya okulumuzda Hadimi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye adlı esere yazmış olduğu, kısa adıyla El-Berika diye isimlendirdiğimiz eserinden Takva bölümüyle alakalı ayeti kerimeleri okuduk. Elhamdülillah bitirmiş olduk. Bugün Hadimi Hazretleri bir özet yapacak. O yüzden inşallah metinden biraz daha fazla okumayı arzu ediyorum. En azından bu özeti bitirmek. Ve bu şekilde de dönemi de kapatmış olacağız inşallah. Hadimi Hazretleri şöyle diyor. ثم هذه الآيات 63 آية. Bu söz konusu ettiğimiz takva ile ilgili ayeti kerimeler 63 tane idi. Yani 63 tane ayeti kerimeyi okuyup izah etti Hadimi Hazretleri. Takvanın gerekli olduğuna dair, farziyetini, gerekliliğini ifade eden etme babında 63 tane ayeti kerime okumuşuz elhamdülillah. لكن دلالة كل واحدة على فضل التقوى المرادة ليست بظاهرة كما نبه على بعضها وأيضا لا يظهر في الكل ترتيب قوة الدلالة على المطلوب المتبادر من المناسبة المعنوية فيما تقدم إلا أن يراد فضل متقي التقوى من المعاني التي سيذكرها المصنف. Şöyle diyor, kısaca ifade edersek, fakat diyor bu 63 ayeti kerimenin her biri takvanın faziletine dair, bizim hani takvanın farz olduğuna dair bu ayet-i kerimeleri müellif Bilgivi Hazretleri, İmam Bilgivi Hazretleri kendi eserinde Tarikat-ı Muhammediye'de bunları takvanın farz ve gerekli olduğunu ifade etmek için bu ayet okuduğu, zikrettiği, kaleme aldığı, eserinde zikrettiği bu ayet-i kerimelerin hepsi delalet bakımından, yani takvanın farziyetini, gerekliliğini gösterme bakımından çok açık değildir. Hani bazıları evet takvanın faziletinden bahsediyor ama şey değil, hani zorunlu olduğunu ifade etme noktasında çok kesin değil. Ama buna rağmen zikretmiş, sebebi de takvadan bahsetmiş olması ayet-i kerimenin ve farziyetinden, yani onun gerekliliğinden bahsetmiş olmasını dikkate alarak müellif zikretmiş. Fakat diyor, hani delil açısından bakıldığında hepsi çok açık olarak, çok net olarak takvayı emretmiyor. Ama buna rağmen müellif emreden ayet-i kerimelere takviye olsun diye, öyle düşünebiliriz, bu ayet-i kerimeleri zikretmiş. Tabii ki kendi aralarında bunların mana bakımından da münasebeti her zaman açık olarak kurulmayabilir diyor. Yani takvanın gerekliliğine dair. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman bazı ayet-i kerimeler direkt farz olduğunu, gerekli olduğunu ifade ediyor. Bazıları da takva hakkında bilgi vererek, onun bir detayını, ne diyelim, bir boyutunu gündeme getirerek aslında ne yapmış oluyor? Direkt farz olduğunu söylememiş olsa bile aslında en direkt özelliğinden bahsederek, yani bir münasebet kurup takvanın değerinden bahsederek aslında onun farz olduğunu, gerekli olduğunu da bu şekilde ifade etmiş oluyor. وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَوَاقِعَ التَّقْوَى فِي الْقُرْآنِ اَكْثَرْ مِنْ مِئَتِّنْ وَخَمْسِينَ İcmalen. Ama 63 ayet-i kerime okuduk, fakat Kur'an-ı Kerim'de 150'den fazla ayet-i kerime var takvayla alakalı. Hani bunu söylemiştik daha önceki seminerlerimizde, ilk başta okurken
mükerrer olanları çıkarmış. Hani tekrar olarak düşündüğü ayet-i kerimeleri almamış. Yoksa daha fazla, yani takva ile alakalı 150'den fazla ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini sen daha önce zaten öğrendin diyor Hadimi Hazretleri. Ve arafta ma zekerna tafsilen min es-selasi ve's-sittin. Yine 63 tanesini de burada biz sana açıkladık. Yani 150'den fazla ayet-i kerime var. 63 tanesini de mükerrerlerini çıkararak biz sana burada ne yaptık? İzah ettik. Evet. Ve ma fi zimniha min el-fadl ve'l-fevaid. Her ayet-i kerimenin mana olarak zımnında, yani onun içinde, sırrında, ayet-i kerimenin manası dahilinde takvanın fazileti ifade edildi ve aynı zamanda faydası ifade edildi. Hani mesela bir faydasından bahsediyor. O faydasından bahsederken hani biz takvanın farz olduğunu mu anlıyoruz? Direkt olarak anlamıyoruz ama faydasından bahsetmiş olması onun aslında yapılması gerektiğini, olması gerektiğini ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. فَمَا مِنْ خَسْلَةٍ مِنْ خِسَالِ الْخَيْرِ الْمُوْجِبَةِ لِرِضَاهُ تَعَالَى مِنَ الْحُسْنَى وَزِيَادَةِ اَكْثَرُ ذِكْرًا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا وَثَنَاءً عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ فَضْلِهَا وَمَدْحِهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى مِنَ التَّقْوَى. Kur'an-ı Kerim'de diyor Hademi Hazretleri İmam Birgi ile beraber en çok zikredilen konu zatı açısından düşünüldüğünde, yani takva konusu ele alındığı düşünüldüğünde zikredilen ve aynı zamanda kendisine övgü düzülen, övülen en önemli kavramlardan biridir. Allah'ın Kur'an kitabında aslında ibare şunu söylüyor. Yani en fazla zikredilen ve en fazla övülen takvadır. Ama bunu takvadan daha çok zikredilen konular da var. Mesela iman konusu. Bunu burada Hadimi Hazretleri şöyle ifade ediyor. لَعَلَّ هَذَا اِمَّا اِضَافِيٌّ. Fakat diyor müellifin bu sözü, yani en çok Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, ele alınan ve övülen takvadır demiş olması izafi bir şeydir, durumdur. Göreceli bir ifadedir. Yani önemine binaen söylenmiş bu aslında. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de iman ve ameli salih gibi kavramlar, konular daha çok zikrediliyor. Fakat takvanın önemine dair bu ifadeyi de müellif kullanmış. Çünkü takva da hani iman tabi genel bir konu, ameli salih çok genel bir konu ama takva özel bir kavram olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de çok 150'den fazla yerde geçiyor. Şimdi zaten biraz sonra ayet-i kerimelerde gördüklerimizin hepsinin bir özetini verecek inşallah. O yüzden bugün biraz fazla, kusura bakmayın, metin okuyacağım ki o bölümü bitirmiş olalım. Hem de bu dönem bitmekle beraber yaz dönemine geçmeden biz de ayetleri bitirmiş olacağız. Ama özet yapacağı için çok önemli. Ayetlerde hangi anlamlara vurgu yapıldı, hangi noktalara vurgu yapıldı, bunları bir daha görmüş olacağız. Evet. فَالظَّاهِرُ اَنَّ الذِّكْرَ الْا۪يمَانِ وَلَفْزَ الْاَعْمَالِ وَالطَّاعَةِ اَكْثَرْ مِنَ التَّقْوَى. Dediğim gibi, halbuki diyor Kur'an-ı Kerim'de iman kavramı, amel es-saliha ve taat kavramları çok geçer. Yani takvadan daha fazladır. Ama buna rağmen İmam Birgivi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen ve kendisine övgü düzülen şeyin konunun takva olduğunu ifade ederek aslında konunun bir manada önemini vurgulamış oluyor. Yani takva olmasına rağmen, yani bir kavram olmasına rağmen, çünkü diğerleri dikkat ederseniz taat, İtaat etme çok geniş bir kavram. İman da çok geniş bir kavram. Ve el-amal es-saliha, salih ameller çok geniş bir kavram. Ama takva bir özellik aslında. Bir özellik olmasına rağmen bu kadar çok zikredilmesi aslında mana bakımından sanki onlardan daha çok zikredilmiş gibi de bir fikir uyandırıyor. Kavram dar bir anlamı olmasına rağmen. Feteemmel, bu konuyu iyi düşün diyor. Eyyuhel müştaku ila likaillahi, ey Allah'la karşılaşmayı bekleyen, ona müştak olan, arzulayan kişi. Bakın bu da önemli bir ifade. Hadimi Hazretleri'nin eyyuhel müştak, ey aşık olan, yani iştiyak duyan, ila likaillahi, Allah'la karşılaşmaya. Bakın çok önemli bir şey. Yani demek ki takvalı olabilmek için, takvayı öne çıkarabilmek için kişinin
Allah'la, Allah ile karşılaşmayı beklemesi lazım. Yani ben niye takvalı davranacağım? Neden birçok çıkarıma rağmen, dünyevi çıkarıma rağmen onları kenara bırakarak çok dikkatli, özenle davranışlarımı sergileyeceğim? Yani bunun bir gayesi olmalı, bunun bir amacı olmalı. Onun da amacı işte Allah'la karşılaştığımızda onun yüzüne bakabilecek. Her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi o arzu. Öyle olunca bu dünyadaki mahrumiyetler, sıkıntılar çok önemli değil. Çünkü bunlar zaten imtihan gereği olması gereken şeyler. Ve talibu ridallahi, ey Allah'ın rızasını talep eden. Ve saliku ila tariqillah, ey Allah'ın yolunda yürümek isteyen kişi. Bakın üç tane ayrı: Allah'la karşılaşmaya müştak olan, ihtiyaç duyan, Allah rızasını isteyen ve aynı zamanda Allah yoluna salih, yani o yolda yürümek isteyen insan. Değerli kardeşlerim, o zaman şu sonuç çıkıyor buradan. Demek ki değerli olmak, önemli olmak, işte çok parası olmak veya çok büyük makam sahibi olmak veya çok bu dünyada birçok şeye sahip olmak değil. Değerli olmak, üstün insan dediğimiz insan, demek ki Allah'la karşılaşmayı ümit eden, bu gayeyle çalışan, Allah'ın rızasını talep eden ve Allah yolunda yürümek isteyen insandır. Bu insan tabii ki bir takım dertlerle karşı karşıya kalacaktır. Zaten dünyada dert çekmeyen kimse yok. Dünya ehli de dert çekiyor. Hatta belki de onların derdi daha çok. Çünkü dünya ehli insanın içindeki ruhunu unutmuş olması ve o ruha yönelik hiçbir çalışmasının olmayışı aslında psikolojik olarak onda ciddi bir travma oluşturuyor. Yani o yüzden, yani bu çağda depresyon hastalığının yüksek seviyede olması rastgele bir durum değildir. Çünkü insanın metafizik boyutuyla, ruhi boyutuyla bağını koparmış olması ciddi anlamda onu sarsmaktadır. Hani insan az yiyerek geçinebilir, azla yetinebilir. Değil mi? Bir şekilde minimum ihtiyaçları olduğu zaman, yani maddi ihtiyaçları geçinebilir, hayatı bir şekilde sürdürebilir. Ama manevi anlamda aç olmak, o konuda ne diyelim, yani böyle yetersiz olmak gerçekten çok tehlikeli bir durum. O yüzden hani çok ünlü insanların, meşhur, çok parası olan insanların intihar ettiğini duyuyoruz. Veya farklı farklı ilaçlar kullanarak rahatlamaya çalıştıklarını duyuyoruz. Yani niye? Çünkü manevi açlık maddi açlıktan daha aslında tehlikeli, ama insanın bunun farkına varması tabii gerekiyor. Evet, feteemmel fîmâ ketebnâ minel âyâtil kerîmeti ibâraten ev delâleten ev işâraten ev mukayeseten keyfe kânel müttekî indallâhi teâlâ ikram ve eşraf kemâ tedillu aleyhil âye el ûlâ inne ikramekum indallâhi etkâkum. Diyor ki, bu ayet-i kerimelerden sana zikrettiğimiz, yazdığımız, hem ibare olarak yani bizzat ayetleri zikrederek veya delaleten, hani o manayı gösteren, takvayı gösteren veya işaret olarak veya mukayese olarak sana bu ayetlerden bir takım ayetler vardı. Bunlar direkt takvayı emrediyor. Kimisi takvanın özelliklerinden bahsederek, yani bir anlamda onun farziyetine delalet ediyor, yani gösteriyor. Kimisi işaret ediyor. Yani işarete ne demek? Direkt olarak söylemiyor ama işaret ediyor. Hani şöyle şu tarafa git demezsin bir insana, ama şöyle dersin, o tarafa git demektir bu. İşaret olarak da veya mukayese yaparak, kıyas yaparak. Nasıl muttaki insanın Allah katında, keyfe kânel muttaki indallâhi teâlâ ikram, Allah katında çok değerli ve eşraf, en şerefli, en değerli, ekram, yani en değerli olmak. İlk okunan ayet-i kerime diyor, kemâ tedullu aleyhil âye el-ûlâ, ilk okuduğumuz ayet-i kerime vardı ilk başta. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır. Ayet-i kerimesinde ifade ettiği gibi, nasıl müttaki insanın en değerli olduğunu görmüş olduk. Bunu iyi düşün diyor. Yani Allah katında en değerli insan, en zengin değil, en çok makam sahibi olan değil, en şu değil, ama en takvalı. Bakın şurada bizim attığımız çöpleri toplayan kardeşimiz en takvalı olabilir. Yani bakın, bu kadar aslında dinimiz o kadar eşitlikçi bir yaklaşım var ki, insanların sosyal sınıfına, ne bileyim, dünyadaki konumuna hiç bakmıyor.
Ne olursa olsun senin o konumun dünyevi bir konumdur. Başbakan olabilirsin, cumhurbaşkanı olabilirsin, bilmem ne olabilirsin. Hiç önemli değil. Önemli olan eğer takva boyutunda hayatını sürüyorsan kimse o. Çöp toplayan kardeşimiz de olabilir. Çay yapan kardeşimiz de olabilir. Yani yüreğinde samimiyet, dürüstlük, adalet ne kadar fazla kimde varsa o kimse daha değerlidir. Peki biz şimdi insanlara değer verirken hayatımızda böyle mi değerlendiriyoruz? Maalesef. Hep bu dünyevi anlamda özellikleri olan, önde olan insanlar önde oluyor. Yani bu da en büyük handikaplarımızdan biri. Yani Allah'ın değer verdiği, önem verdiği müttaki insanlara gerekli değeri vermediğimiz için işte takva toplumunu oluşturamıyoruz. O zaman şunu söyleyelim. Yani alimlere, ariflere, önde giden insanlara, yol gösteren, ne bileyim insanların ufkunu açan bu insanlara değer vermek lazım. Hizmet ehli insanlara. İşte cemaatlerde, derneklerde, ne bileyim sosyal STK'larda, yani hizmet eden insanlara, kahır çeken insanlara daha çok değer vermek lazım. Çünkü onlar Allah katında daha çok değerlidir. Onlar belki de çok cüz'i paralara, çok cüz'i imkanlarla çok büyük işler yapıyorlar. Ama çok büyük paralar verdiğimiz, çok büyük maaşlar verdiğimiz insanlar maalesef bu işin karşılığını vermiyorlar. Onlar o aldıklarını yeterli bulmayıp daha yukarısına çıkmak için çırpınırken hizmeti terk ediyorlar. Çünkü bir yerlere gelmek için hizmetten ziyade birileriyle beraber olmak, iletişimi iyi kurmak, yani yandaşlık yapmak falan bu tür özelliklerini geliştiriyorlar. Halbuki bizim bu insanları tahttan indirmemiz lazım. Neden? Çünkü bu insanlar eğer bizim önümüzde iktidar sahibi olurlarsa, makam mevki sahibi olurlarsa, bu insanların yapacağı tek şey kendi istikballerini kurgulamak ve bunun hayaliyle, bunun ilişkileriyle hayatı yaşamaktır. Ama hizmet ehli insanın öyle bir derdi yoktur. Olsa da onu da hizmet için kullanır. Yani tek derdi hizmettir ve eğer gücü varsa bir yerlerde bir takım imkanlar elde ettiği zaman gayesi hizmettir. Yoksa o makamı işgal etmek değildir. Zaten makamlar, mevkiler ne içindir değerli kardeşlerim aslında? Biz insanlara niye makam mevki veririz? Hizmet etsinler diye. Onlar bizim hizmetkarımızdır. Seyyidül kavm hadimuhum. Yani bir toplumun efendisi onun hizmetkarıdır. Hadis-i şerifi çok temel bir hadis-i şeriftir. Efendimizin bu ifadesiyle, evet, efendi olmak istiyor musunuz? Toplumun önünde gideni olmak istiyor musunuz? O zaman hizmet ehli olacaksınız. Ama bu parametreler tabii değişince tarih boyunca maalesef saltanat ve dünyevi saltanat öne geçti. Ve Peygamber Efendimizin kurmuş olduğu manevi saltanat gerilerde kalmaya başladı. Ve bugün geleneksel İslam'ı yaşayan Müslümanların da gerçekten bu anlamda ciddi problemleri var. Ve Peygamber Efendimiz'i takip eden onun hakiki varislerine gerekli ehemmiyet verilmediği için toplumu başkaları yönlendiriyor. Ve toplumun gidişatını başkaları eline geçirmiş ve yönlendiriyor. O yüzden bu konuda da gayrette bulunmakta fayda var inşallah. وَقَدْ سَمِعْتَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لِثُبُوتِ سَبْقِيَّتِهِ فِي التَّقْوَى عَلَى الْغَيْرِ بِالنَّصِّ كَانَ اَكْرَمَ عِنْدَ اللّٰهِ وَكَانَ بِذَٰلِكَ اَفْضَلَ الْخَلَائِقِ عَلَى الْاِطْلَاقِ فَالْفَضْلُ دَائِرٌ عَلَى التَّقْوَى فِي مَرَاتِبِهَا. Evet, sen yine işittin ki takva konusunda nas ile sabittir. Peygamberimizden sonra en takvalı insanın Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh olduğunu da işittin, bildin. Çünkü bu nas ile sabittir. Allah'ın ifadesiyle kendisi bu konuda Peygamberimizden sonra en değerli insandır. Ve bundan dolayı da ümmet onu öne geçirmiş. En takvalı olduğu için ne yapmış? Halife yapmış. Bakın buradaki ölçüyü görüyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz'e teklif ediyor, hayır diyor. Sen olacaksın. Çünkü sen bizim en önde gidenimiz sensin. Şu an peygamberimiz yok. O idi. O peygamberdi, önümüzdeydi ama ondan sonra imamlık yapma görevini sana verdi. Biz biliyoruz ki maddi imkanlarını en çok sarf eden sensin. Efendimizin hastalandığında seni imam olarak önümüze geçirdi.
İmamlığımızı sen yaptın. Dolayısıyla en takvalımız sen olduğun için buyur, sen yap diye onu öne geçirmiş oluyor. Bakın burada, hatta o dönemlerde işte Mekkeli mi olsun, Medine'li Müslüman mı olsun konusunda da tartışmalar olmuş. Ama bunlar hepsi kenara bırakılıyor. Ve Peygamberimizin en çok ona yakın olan, sıddıkiyet makamında olan Ebu Bekir Efendimiz kalitesinden dolayı öne çıkartılıyor. Ama biz sonraki zamanlarda bu prensibin yavaş yavaş zede aldığını ve uygulanmadığını görüyoruz. Uygulanmadığı için de değerli kardeşlerim ne oluyor? İşin başı bozuk olunca alt taraftakiler de çürüyor. O yüzden takva çok önemli. En muttaki olan, çünkü biz muttakiyi sadece dikkat ederseniz yani böyle kenarda sürekli namaz kılan olarak değerlendirmedik. Yani işini en iyi şekilde yapan, elindeki mesleğini en iyi şekilde yapan, yani en adil, en iffetli, en dürüst, yani her bakımdan en iyi olan insan olarak tarif etmeye çalıştık. Ayet-i kerimelerin ışığında sadece böyle çok namaz kılan, çok ibadet yapan olarak tarif etmedik. O da işin bir parçası ama sadece o değil. İnsan olarak, kalite olarak itidal noktasında en ortada bulunan ve her konuda en iyiyi bilen insan demektir. Dolayısıyla Ebu Bekir Efendimizin de bu yönde önderliğini biliyoruz. Evet, şimdi ayet-i kerimeler bize neyden bahsetti? Takvanın mertebelerinden, özelliklerinden bahsederek takvanın aslında ayet-i kerimeler farklı farklı boyutlarıyla bize takvanın yönlerini zikretmiş oldu. Şimdi burada tek tek şimdi onları özetleyeceğiz inşallah. Yani bu dersimiz, bu seminerimiz okuduğumuz ayet-i kerimelerin bir özeti olmuş olacak ve bu şekilde bu dönemi de kapatmış olacağız inşallah. Yazdan itibaren hadis-i şerifler gelecek bu sefer. Onlar da var. İnşallah onları da okuyacağız. وَكَانَ مَقْبُولَ الطَّعَ. Peki şimdi اِلَا اَنْ يَنْحَسِرَ الْقَبُولُ اِلَى التَّقْوَى بِكَوْلِهِ اِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Bir kere yaptığımız amelin, davranışın kabul edilmesi, taat. Bakın, مَقْبُولَ الطَّعَ. Taat ne demek? Yaptığımız her türlü itaat. Namaz, oruç, samimiyet, ne bileyim yani yaptığımız bütün davranışlar taattır. Yani Allah'a itaat etmek diyoruz ya, boyun eğme. Çünkü Müslüman bireyin temel özelliği nedir? Her yaptığında Allah'a boyun eğme, itaat etme sevdasıyla hareket eder. Mesela öfkelenmez, ne amaçla öfkelenmez? Allah adına. Tebessüm eder, ne adına? Allah adına. Bakın hep Allah adına ve dolayısıyla hep Allah adına yaptığı için de bu taat olur. Yani bir itaat etme, boyun eğme meselesi olur. Peki bu taatın Allah tarafından kabul edilmesi, yani her davranışımızın Allah tarafından kabul edilmesi neye hasredilmiş, neye bağlanmış? Takvaya bağlanmış. İnnemâ, delilimiz ne? Bu ayetleri okumuştuk daha önceden. İnnemâ, ancak ve ancak yetekabbelullâhu, Allah kabul eder. Kimden kabul eder? Minel müttakîn, müttakilerden gelen davranışları kabul eder. Yani sizin yaptığınız şeyin kabul şartı nedir? Onu takva ile yapmış olmanızdır. Yani ihlas ile. Aslında burada direkt ihlas kavramını hatırlayabiliriz. Yani takva ile olması bir şeyin hem yapılış şekliyle Allah'ın tarifine uyması hem de niyet bakımından Allah'ın rızasını hedeflemesi. Bakın başlangıçta Allah rızasını hedefliyorsunuz. Yaparken davranışınızı Allah'ın gönderdiği kurallara uygun şekilde yapıyorsunuz. Hem zahiri hem batini anlamda. Üçüncüsü de niyetiniz, amacınız Allah'a kulluk yapmak. Bakın sürekli bu tazelendiğinde değerli kardeşlerim ne oluyor? İnsanın zihninde artık hedef o haline geliyor. Demek ki takva bizim, hani psikolojide insanın davranışını motivasyonla ararlar. Yani bu kişi bu davranışı niye yaptı? Motivasyon, yani yabancı bir kelime. Yani onun motivasyonunu anlayarak o davranışı değerlendirirsiniz. İyi niyetle mi, kötü niyetle mi, hangi amaçla? İşte demek ki Müslümanın davranış motivasyonu ne olması gerekiyor? Takva olması gerekiyor. Çünkü takvada hem zahiri anlamda bir şeyi güzel bir şekilde yapmak var, hem de içsel anlamda samimi duygularla.
Yani samimi olmadan, ihlaslı olmadan, hep onu söyledik, iyi bir şey yapsanız bile kabul olmaz. Ama samimiyet varsa, iyi niyet varsa, kazara elinden kötü bir şey çıksa veya zorlanarak, hani bir insan Allah'ı inkar etme için zorlansa, kalbinde iman, hani ayet-i kerime söylüyor ya, sabit olduğu halde inkar etse dinden çıkmaz ve samimiyetini hiçbir şey kaybetmez. Sadece canını kurtarmak için orada yapılan eziyet karşısında inkar etmiştir. Buna izin veriliyor biliyorsunuz. Ama kalbinde iman sapasağlam duruyordur. Bakın zahiren hata işlemiş. Allah'ı inkar etmiş, haşa. Ama Cenab-ı Hak bu zahiren o durumu ne yapıyor? Görmüyor, kabul etmiyor. Diyor ki o sadece canını kurtarmak için, çünkü can kutsaldır, değerlidir. Canını kurtarmak için bunu yaptı. Ha yapmasa da ona da sözümüz yok. Ama yaptığı zaman da, çünkü Müslüman yaşamak istemeli. Hayat için buraya geldik, ölmek için gelmedik. Ölünceye kadar canımızı korumalıyız ve hayatta kalmalıyız ki Müslümanlar olsun bu hayatta ve Allah'ın dini yayılsın. Demek ki birinci özellik olarak ayet-i kerimelerden elde ettiğimiz sonuçlara göre, demek ki amelimizin, davranışımızın kabul şartı neye bağlanmış? Takvaya bağlanmış. İkincisi, وَكَانَ وَلِيَّهُ بَلْ حَسَرَ الْوِلَايَةَ اِلَيْهِمْ Allah-u Teala dostluğunu, bak Allah dost olur mu? Olur. Allah kullarının dostudur, velisidir. Dost anlamında. Cenab-ı Hak kime hasretmiş, bağlamış? İn evliyâuhu, Allah'ın dostları değildir, Allah'ın dostu yoktur, illa vardır, illel müttakûn, müttakilerdir. Yani Cenab-ı Hak dostluğunu, değerli kardeşim, kime bağlamış? Müttakilere. Bak sadece müminlere değil, Müslümanlara değil. Yani Müslümanın müttaki olanına dostluğunu. Hani biz Allah dostları deriz. Peki Allah dostu olmayan Müslüman var mı? Olmamalı. Ama eğer Allah'ın dostu olmak istiyorsa Müslümanın ne olması gerekiyormuş? Bu ayet-i kerimeye göre müttaki olması gerekiyormuş. Yani değerli kardeşlerim, zorunlu olarak Müslümanın müttaki olma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu iyi anlayalım. Yani Müslümanın Allah'ın kendisinin dostu olmasını eğer istiyorsa bir Müslüman, ki öyle olmalı, Allah dostu olmalı, Allah da onun dostu olmalı. Sen dost olursan o da dostun olur. Sana bağlı yani. O zaten yakın. Her tarafımızda, her yerimizde. O bize dost zaten. Ama senin o dostluğu hissetmen çok önemli. Hani yanında eşin var sana dost ama sen ona hissettirmezsen dostluğunu, değil mi? Yani böyle yandan bakarsan hissedemez. Yanında ama bak hissedemiyorsun. İşte Allah da bizim yanımızda fakat onun dostluğunu hissetmeyebiliyoruz. Dolayısıyla demek ki takvalı olan insanlar Allah'ın dostluğunu hak eden insanlardır. Eğer Allah'ın dostumuz olmasını istiyorsak Müslüman olarak muttaki olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yani Müslüman ya ilerliyor değerli kardeşlerim ya geriliyordur. Sabitlik yok. Hayatta hareket var değil mi hocam? Hareket halindeyiz sürekli. Bedenen hareket halindeyiz, zihnen hareket halindeyiz. Yani hayatta durağanlık yok. Dolayısıyla ilerlememiz gerekiyor. Hani Efendimizin buyurduğu gibi iki güne eşit olan bizden değildir diyor değil mi? Bak iki güne eşit olan ne demek bu? Dün eğer bugün dünden daha az kaliteli iş yapmışsan, bugün içsel anlamda, manevi anlamda kaliten daha düşükse zarardasın. Veya amel bakımından, sayı bakımından daha az iş yapmışsan yine zarardasın. O yüzden Müslüman ilerleyen insandır. İlerledikçe de takvası artar. Vallahu veliyyul müttakîn, yine ikinci ayet-i kerimeyle de Allah müttaki kullarının dostudur. Allah Müslümana niye eza cefa çektiriyor? Niye dostluğunu göstermiyor? Hak etmiyor çünkü. Çalışmıyor. Adı Müslüman. İşte bugün İslam dünyasını görüyoruz. Yani şimdi hemen bağlantı kuralım. İslam dünyasında Cenab-ı Hak bu kadar eza ve cefayı niye reva görüyor? Bir sebebi de muhtemelen budur.
takvalı olmadığımız için bakın bizi Cenab-ı Hak şu an yani imtihan ediyor ve diyor ki siz takvalı olmadığınız için, gerekeni yapmadığınız için. Bakın takvalı demek korunaklı demek aynı zamanda. Askeri anlamda kendini koruman lazım. Siyasi anlamda kendini koruman lazım. Ekonomik anlamda kendini koruman lazım. Bak bir devlet çalıştırdığı işçilerinin eğer verdiği maaşı ile karnları doymuyorsa insanların belli bir oranda geçinemiyorsa o devlet takvalı değildir. Hocam devletin takvalısı mı olur? Olur. O devleti insanlar yönetiyor. Devlet dediğin taş tahta değil ki. İnsanlar yönetiyor. Eğer o insanlar yani vatandaşlarını korumuyorsa, yani geçinecek kadar miktarda para veremiyorsa, çalışanlar için söylüyorum tabii ki, o zaman hem çalıştırıp adamı mesaisini alıp geçinecek kadar parayı da vermiyorsa o devlet takvalı değildir. Bir devlet kadınlarını koruyamıyorsa, anne olan kadınlarını koruyamıyorsa mesela, anneyi süründürüyorsa, bak takvalı değildir. Çünkü anne, eğitimci anne ve çocuğuna bakacak. Sen diyorsun gel çalış. Ya benim işim var zaten. Bu iş değil mi? Yani bir annenin çocuğunu yetiştirmesi değer karşısında bir iş değil mi? Hem de en büyük iş. Rahat bırak onu. Bak koruyamıyorsun. Çocuğunu koruyamıyorsun, kadınını koruyamıyorsun. E o zaman sen takvalı değilsin. Yani takvayı şöyle anlayacağız. Korumak demek. Korunmak ve korumak. Dolayısıyla demek ki değerli kardeşlerim eğer biz yani tekrar şunu söyleyelim. İslam'ın ince prensiplerini anlayıp yaşamadığımız için başımıza her türlü bela gelir. Allah korusun. Yani o yüzden bizim ayağa kalkıp bu takva dediğimiz kendimizi koruma altına alma, kadınımızı, çocuğumuzu, eğitimimizi mesela, gençlerimizi koruma altına almak zorundayız. Yani gençlerimiz her türlü kötülüğe açık bir durumda kalmışlar. Sigara içmeye açık, ne bileyim uyuşturucuya açık, zinaya açık, içkiye açık, kumara açık. Yani nasıl koruyacağız bunları biz? Her şeyin yerini açmışsın, davet ediyorsun, sonra oraya gidene suçlu diyorsun. Ya nasıl yani açmışsın her tarafı? Hani Seddi Zerai diye bir kavram var İslam hukukunda. Kötülüğe giden yolları da tıkamak gerekiyor. Sen kötülüğü yapma diyebilmen için giden yolları tıkamalısın. Bu da bir takvadır. Yani İslam hukukunun öngörmüş olduğu bütün prensipler aslında neyi bize kazandırıyor? Takvayı kazandırıyor. Onlar zahiri hükümler konusunda çalışmışlar ve bizim dış kısmımızı korumak için prensipleri icat etmişler, yazmışlar. Hükümleri, ahkamı oluşturmuşlar. Bir de işte sufiler dediğimiz, okuduğumuz bu kitabın müellifi gibi ki aynı zamanda fakihtir yani Hadimi Hazretleri. Onlar da iç dünyamızı, ihlas ve samimiyet noktasını korumak için çalışmışlar ve prensipler ortaya koymuşlar. Evet. Ve habibehu İnna Allah yuhibbul muttaqin. Bak Allah'ın habibi, sevgilisi olmak da neye bağlanmış? Muttakil. Allah gerçekten Allah hakikaten yuhibbu sever el muttaqin, muttakileri sever. Allahu yuhibbul muslimin ayet-i kerimesi var mı? Öyle bir şey aklıma yani zihnimde hiç hocam bilmiyorum hafız varsa. Yani Allah Müslümanları, müminleri sever. Hani müminleri sevme noktası olabilir. Çünkü onunla ilgili ayet-i kerimeler var. Ama onlar da olabilir. Fakat burada müttakileri sever demiş olması yani Allah'ın habibi olmak, onun sevgilisi olmak neye bağlı? Takvaya bağlı. Evet. فَنْزُرْ مَقَامَ الْمَحَبَّةِ الرَّبَّانِيَّ فَاِنَّهَا رُتْبَةُ اَوْلِيَائِهِ الْمُقَرَّبِينَ Bak diyor. Yani Rabbani muhabbet, yani Allah'ın sevgisi, Allah'ın kuluna olan sevgisi. Bakın kulun Allah'a doğru olan sevgisi var. Bir de Allah'ın kula doğru sevgisi var. Bu makam nedir? Allah'a en yakın, mukarreb, en yakın olan evliyasının rütbesidir. Dostlarının rütbesidir. Bak dost olmak, ki dost olunca ne oluyor? Veli olunca arkasından da Habibi oluyor. Hani her peygamber için İbrahim Halilullah,
Musa Kelimullah ama Muhammed Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Bakın en yüce makam ona verilmiş. O yüzden değerli kardeşlerim, bunları şimdi özetlemiş oluyoruz yani. Zaten kitapta özetliyor. Ben de onu takip ederek özetlemeye çalışıyorum. Bakın bunların hepsi takva ile ilgili okuduğumuz bütün ayet-i kerimelerin sonuçları. İtaatin, tekrar zihnimiz intikal etsin diye söylüyorum, İbadetin, taatın ve davranışlarımızın Allah katında kabul edilmesi takvaya bağlı. Allah'ın dostluğu takvaya bağlı. Allah'ın sevgisi takvaya bağlı. Evet. وَكَيْفَ كَانَ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُ وَلِيًّا بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَتَيْنِ وَمُحِبًّا بِمَا تَقَدَّمَ اِذًا. Yani Allah'ın, bakın diyor, nasıl Allah'ın dostu ve Allah'ın sevgilisi olduğunu bu ayet-i kerimelerden anlamış olduk diyerek vurgu yapmış oluyor Hadimi Hazretleri. Evet, Allah'ın Habibi olmak istiyorsanız, Allah'ın velisi olmak istiyorsanız, yani dostu, Allah'ın size dost olmasını istiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Takvaya sarılmak gerekiyor. Yani her şeyimizi en güzel şekilde yapmak. وَمُزَكِّيَنْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى. Bakın, temizleyen, yani Allah'ın sizi temizlemesi neye bağlı? Hani nefis tezkiyesi diyoruz ya, tezkiyetün nefs. Yani sufilerin derdi tezkiyetün nefs, nefsi tezkiye etmek, yani temizlemek. Bak, zekat da buradan geliyor, aynı kökten. Zekatı vererek ne yapmış oluyoruz? Malımızı temizlemiş oluyoruz. İşte insanın nefsinin temizlenmeye ihtiyacı var. Nefis kirli mi hocam? Evet, kirli. Yani nefsi kirlenmeye müsait. Onu temizleyerek o bir taraftan kirlenecek. Dünyada yaşıyor. Bakın, huylarımızı işte ailemizden, çevremizden, okuldan alacağız. Yani bir taraftan kirlilik olacak. Çünkü kirlenme olmadan temizlik olmaz. İnsan bir şekilde az veya çok, peygamberler hariç, Allah onları korumuş, kirlenir. Duyguları kirlidir, düşünceleri kirlidir, davranışları kirli olabilir. Ama temizlenmek istiyorsa, bak, ciddi şekilde bir terapidir aslında bu. Hani insanlar, her zaman söylemeye çalışıyorum, yani bu asrımızda bunlar çok, çünkü bu hastalıklar, benlik saygısı düşüklüğü insanda, kendini değersiz görme. Niye? Hataları var, hatalarını görüyor ve diyor ki, ben hatalarım çok, işte kusurluyum falan diyor. Tamam, olabilirsin. Yani ama yolu var. Temizlenmen lazım. Bak, Allah aynı zamanda müzekki, yani temizleyen, ama ne şarta bağlı? فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ. Nefsinizi temize çıkarmayın diyor Allah-u Teala. هُوَ اَعْلَمُ. O daha iyi bilir. Bimen, o kimseyi ki ittaka. Kim daha çok takvalıdır? Kim takva ile hareket ediyorsa Allah onu bilir. En iyi bilen odur. Biz birbirimizi tam bilemeyiz. Mesela birimizin hakkında yaptığımız yorum tam tersinedir. Adam çok iyidir, ben çok kötü yorum yapabilirim. Adam çok kötüdür, ben çok iyi yorum yapabilirim. Biraz da menfaat ilişkileri veya benim gördüğüm tarafı görmüşümdür. Gizli tarafını bilmiyorumdur. Ama Allah gizliyi de açığı da çok net olarak bildiği için kimin takvalı olup olmadığını biliyor. Dolayısıyla kendi kendinizi kandırmayın. Temize çıkarmayın kendinizi. Allah sizin ne olduğunuzu biliyor. Sen de muhasebe yaparak kendini tanı. Çünkü insanın, yine her zaman söylemeye çalıştık, yani en güzel yapacağı şey, kendisine en büyük iyilik, cesaretle hatalarını kabul etmesidir. Kusurlarını görmesidir ve bunları itiraf edebilmesidir. İçinden itiraf etmesi, yeri geldiği zaman da eğer başkalarına karşı hata yapmışsa, eşine, çocuklarına veya dostlarına, iş yerinde arkadaşlarına veya devletin başındaki insanlar, idare edenler, halka karşı hata yapmışsa, çıkacak, söyleyecek. Ha, şimdi biz söylersek, ya sen demek ki bu işi beceremiyorsun, hadi buradan git derler diye korkuyor insanlar. Ama insanlar da hakikaten böyle düşünebiliyor. Madem beceremiyorsun, git. Ya kardeşim, adam hatasını söylüyor, bak ne güzel. Hatası olduğu halde söylemeyen, tam tersine iyiyim diyen bir sürü insan var. Sen onlar iyiyim diyor derken onlara kanıyor musun? Ama buradaki adam, demek ki bir kalite var ki, bak hatalarını söylüyor. Senin bu adama destek vermen lazım. Şimdi eskiden bir bakanımızın biriydi, unuttum şimdi ama bakanımız da galiba.
ben diyor hiç alakam olmayan bir bakanlığa atandım diyor. Hiç alakam yok yani. Atamışlar neyse oluyor bu tür şeyler biliyorsunuz. Ben de diyor çağırdım şeyleri diyor oradaki memurları. Konuşturdum diyor. Dedim ki bak en doğru söyleyeni bırakacağım. Doğru söylemeni yol vereceğim. Yani bana doğru söyleyin. Bir tane çıktı diyor doğru söyleyen, düzgün söyleyen. Onu bıraktım diyor, diğerlerini gönderdim diyor. Ha bunu herkes yapmaz ama işte. Yani doğru söylemek önemli bir hadise. Bir insan doğruyu söylüyorsa o adam eğitilebilir demektir. Ama bir adam işler kötü gittiği halde iyi gidiyor diyorsa yani onunla bir şey yapamazsınız. O çünkü her şeyi iyi görmek istiyor. O yüzden bazı politikacılar ne şey yaparlar. Sürekli güzel yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Ya kardeşim etme eyleme. Sen bunu söylüyorsun ama işlerin birçok boyutun iyi gitmediğini biz görüyoruz altta. Dinle, kulak ver. Ha görmek istemiyor. Niye? Görmeye başladığı andan itibaren yükü fazlalaşacak ve problemlerle uğraşacak. Uğraşmak istemiyor. Onları birilerine havale ediyor. Ama havale ettiğin insanlar yapıyor mu bakalım? Hani eskiden padişahların divanı mezalim diye mazlum insanların gelip birebir padişahla görüşmeleri söz konusu idi. Yani eğer padişah öyle arada iş yapmayan idarecileri gördüğü zaman hemen cezasını verir ve kimse yapamazdı. Yani biraz sert olmak lazım bu konularda. Kardeşim sen buraya bu göreve biz seni iş yapasın diye koyduk. Ama herkes dayısıyla geliyor bir yerlere. Arkasında dayısı olunca bu sefer ne oluyor? Dokunamıyorsun. Adam geliyor bir yere ya işte temizlik işçisi kardeşimiz ne güzel temizle bak. Temizlik imandandır. Ama dayısıyla geliyor ya arkada çalıştıramıyorsun. Dokunamıyorsun. Niye? Korkuyorsun. Bilmem ne milletvekilinin kardeşiymiş veya işte yeğeniymiş falan. Falanca bakanın. Tamam da ben yani şimdi bu bakan kardeşimiz, milletvekili kardeşimiz ülkeyi idare ediyorsa değil mi? En fazla onun sahip çıkması lazım. Demesi lazım. Bak kardeşim sana torpil yaptım seni falanca yere gönderdim. Aldırdım. Neyse. Hasbelkader girdim buraya. Bak iyi çalış. Beni mahcup etme. Bak şikayet gelmesin. Demesi lazım değil mi yani? Yok sana bir şey yapamazlar korkma sen yatıver demez kimse normalde ama o öyle algılıyor. Diğeri de korkuyor söylemeye çünkü söylersem diyor başıma bin bir bela gelir diyor. Şimdi her kardeşlerim bakın yanlışlığı işte takvayla alakalı bunlar işte aklıma geliyor söylüyorum böyle. Yani takvayı terk ederseniz çalışmayı terk ederseniz adaleti terk ederseniz o zaman yaşamaya gerek yok ki. Yaşam gitmez. Bak kesin söylüyorum. Yaşam inanın gitmez. Bu ayet-i kerimeler bu kadar açıkken Müslüman toplumlarda hala bu işlerin olmuş olması ciddi bir düşüşün olduğunu gösteriyor. Yani o Müslüman insan bir yere memur atandığında geldiğinde helal lokma yemeyi düşünmüyor mu Allah aşkına ya? Ha, bak nefs ne yapıyor? Yat ulan diyor. Dayın da var arkanda diyor. Böyle gider bu iş. Ne zamana kadar? İşte bir tarihe kadar. Peki orada bir sürü insan senin çalışmadığını, yattığını ve arkanda biri olduğu için sana dokunulmadığını görüyor değil mi? Peki bu insanlar sana ateş püskürmüyorlar mı iş dünyalarında? Tepkide bulunmuyorlar mı? Bulunuyorlar. Ve bunu dile getiriyorlar. Bakın değerli kardeşlerim, yanlışlıkların toplumun alt tabakasında konuşulması kadar tehlikeli bir şey yok. Eğer alt tabakada sürekli bu olumsuzluklar konuşulursa vatandaşın devlete olan güveni ne yapar? Sarsılır. Demek ki ben iyi düzenli idare edilen bir toplumda yaşamıyorum dersiniz. Ve bunu duyan çocuklar. Bakın biz evlerde konuşuyoruz etrafımızda. Bak genç çocuklar var, gençlerimiz var. Yani bu ülkenin yanlış, eksik idare edildiğini duyan o çocuklar geleceğe nasıl güvenecekler? Çocuğuna çalış evladım. İşte şunu yap bak gelecekte baba yani herkes torpille işe geliyor. Yani çalışmaya ne gerek var? Okusam da bilmem bir yere gelsem de yani beni atamazlar ki yapmazlar ki. Çünkü torpille her şey gidiyor. Diye düşünmeye başlarsa bu genç nasıl okuyacak? Nasıl kendini işe verecek? Nasıl takvalı en kaliteli en yüksek seviyede iş yapma noktasında motive olacak? Söyleyebilir misiniz? Olamaz. Neden? Çünkü böyle bir inancı yok. Güveni yok.
İşte o yüzden değerli kardeşlerim, bu çok hassas bir konu. Yeni gelen neslimizin bize ve devletimize güveninin sarsılmaması için biz çok dikkatli olmamız lazım. Bir yere geldiğimiz çocuğumuz dahi olsa, baba işte bir yere geldim, beni taşı orada. Yok, tam tersine uzak dur benden. Hakkın varsa al. Hakkın yoksa asla sana bir gram torpil geçmem. Evladım da olsan olmaz. Hakkıyla geleceksin. Çünkü ben onu savunuyorum. Sana karşı bunu yaparsam diğerleri ne olur? Hani Efendimizin Fatıma annemize, kızım bak kendine ahiret azlığı hazırla. Bak babam peygamber deme. Seni ben kurtaramam. Çünkü Efendimiz çok iyi biliyor ki dünyevi akrabalıklar bitecek. Ne zaman? Ölüm ile beraber akrabalık kalmayacak. Herkes ferden ferda, tek. Hani var ya ayet-i kerimede yevme yefirrul mer'u min ehihi diye başlayan, kişinin kardeşinden, eşinden, ne bileyim akrabasından, annesinden, babasından, evladından kaçtığı gün. Niye kaçıyor? Hani biz kardeştik. Hakkını ister diye kaçıyor. Çünkü herkes hakkını yedi birbirinin. Bu dünyada gücünü kullandı, hakkını yedi. Evet, ve nasıran, Allah'ın yardımcı olması da takvaya bağlı. Ve alemu, biliniz ki ennallâhe, gerçekten Allahu Teala ma'al muttakîn, muttakilerle beraberdir. Yani muttaki olmayanla beraber değildir, sonucu çıkar. Demek ki Allah'ın yardımcımız olmasını istiyorsak, bak nereye bağlı değerli kardeşlerim? Hep iç dünyamızdaki takvaya bağlı. O güzelliğe bağlı. فَنْزُرْ هَذِهِ الْمَعِيَّ الْاِلٰهِيَّ Bak diyor ki Hadimi Hazretleri, görüyor musunuz diyor, İlahi birliktelik nasıl oluyormuş? Yani Allah'ın sizinle beraber olması. مَعَ الْمُتَّقِينَ مَعَ beraber demek. Beraber olunca yardımcısı olur zaten. Dolayısıyla demek ki ilahi bir maiyet, birliktelik söz konusu. Yani değerli kardeşlerim, aslında hepimiz Allah'ın ailesindeniz. Yakınız yani birbirimize. Allah da bize yakın, biz de ona yakınız. Ama bu yakınlığı hissetme meselesi. Bizi dünyaya çeken nefsimiz Allah'tan uzaklaştırınca Allah'la olan birlikteliğimiz ne oluyor? Kayboluyor. Evet, Allah her yerde, her tarafta, ama duygusal olarak, hani vardır ya, yanınızda biri oturur, uzaktır size. Ama uzaklarda biri vardır, çok yakındır. Nasıl oluyor? Komşun var şurada, yakın değilsin. Ama 1000 kilometre, 5000 kilometre ötede bir dostunuz var, her an sizinle beraber. Ha, demek ki asıl beraberlik fiziki beraberlik değil. Hani evlilikler de bu anlamda önemli. Bazen fiziken beraberlikle, birliktelikle hayatı sürdüren eşler var. Bir de manevi, ruhi beraberlikle sürdürenler var. İkisi de olması lazım. Hani birbirini sevenler, eşler, dostlar ayrıldığı zaman çile çekerler değil mi? Uzak kalmanın şeyi vardır. Ruhen beraberdir aslında ama yetmiyor işte. Fiziki beraberlik de gerekiyor. Oturup karşı sohbet etmek, beraber olmak, dertleri paylaşmak, ne bileyim. Yani asıl beraberlik, manevi ruhi beraberlik olmakla birlikte o insanlarla, o dostlarımızla fiziki olarak da beraber olmak isteriz. وَكَيْفَ كَانَ لَهُ الْاَقِبَ Akıbetin, yani biz akıbetin hayırlı diyoruz ya, akıbet ne demek? Sonumuz. Hani bir sonumuz olacak ya, her zaman söyledik, yine söyleyelim, bir yarınımız olacak. Bir akıbetimiz, son günümüz olacak ve bu dünya hayatı bitecek. Ayet-i kerimede el-murdiye, yani razı olunan, Allah'ın razı olduğu o akıbet. Düşünün, yarın son gününüz, Allah sizden razı. En büyük mükafat, en büyük saltanat işte odur değerli kardeşlerim. En büyük saltanat köşkte oturmak değil. En büyük saltanat kral olmak değil. En büyük saltanat öldüğümüz gün Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olması meselesi ve o rıza makamında olduğumuz için nefs-i radiye ve merdiye, yani Allah'tan razı olan ve Allah'ın da ondan razı olduğu nefs, en büyük saltanat o zaman. Çünkü Allah senden razıysa sana ne yapacak? Nimetlerin en büyüğünü verecek. Firdevs cennetini verecek, cemalini gösterecek. Yani Allah'la oturup
Beraber olacaksınız. Yani öyle düşünün. Hani sevdiğiniz insanla her gün beraber olmanın, değil mi, bir keyfi vardır. Sürekli beraber olmak. İşte Allah'la her an yakın olacağız. Onun cemalini seyretmek, onun vereceği nimetler anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Altından ırmaklar akan, her istediğiniz meyveden yediğiniz, etrafınızda bir sürü genç kadın ve erkek olarak size sürekli gözünüzü ve gönlünüzü besleyen, hani dostumuzun, sevdiğimizin, eşimizin mesela bize güzel bakışı, bize ikramları, etrafımızda dört dönmesinden hoşlanırız, değil mi? Çeşitli hizmetleriyle bize hizmet eden eşlerimiz, yani iki taraf için kastediyorum, çalışan, çırpınan, eve yiyecek getiren, onları pişiren, önümüze getiren, pervane olan eşlerimiz karşılıklı. Yani bu çok hoş bir ortam, değil mi? İşte aynı şekilde size hiç karşılık beklemeden ve hiçbir zorluk olmadan sürekli etrafınızda dolaşan ve size cennetin şarabından sunan güzel koltuklarda oturacaksınız. Ne bileyim, çok böyle anlatım biçimleri var. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca bunları görüyoruz. Böyle bir ortamda olacağız. Yani hep nimet. Yani şurada 60-70 yıllık bir çile çekeceğiz. Buna karşılık büyük bir mükafat olacak. İşte bunu kaçırmamak lazım değerli kardeşlerim. Evet, dünya dertleri var. Ama dünya dertlerini manevileştirip takva yolunda bize yardımcı olan unsurlara dönüştürürsek bütün dünyevi dertlerimiz de, geçim sıkıntısı dahil, çünkü insanın geçimi için sabah çıkıp akşama kadar çalışması da bir cihattır, ibadettir, taattır yani. Çünkü helal lokma yedirmek, ne bileyim yani, değil mi? Çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek, hürriyetini sağlamak, ekonomik hürriyetini, bunların hepsi güzel şeylerdir. Ama işte Allah rızası için bunları yapmak şartıyla hepsi güzel akıbeti elde etmek için fırsatlardır. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Akıbet son, yani akıbet saadeti diyelim, saadet, mutluluk takva içindir. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Yine akıbet muttakilere aittir. Akıbet takva ya aittir ve muttakiye aittir. Yani zaten biri takva, biri muttaki. Biri özelliğe vurgu yapmış oldu ayet-i kerimede, diğeri ise o özelliğe sahip olan kişiye vurgu yapmış oldu. Evet. Demek ki akıbetimizin hayırlı akıbet yine takva sahiplerine aitmiş. Hocam, bunlar üzerine güzel bir eser yazmak lazım inşallah. Dua edin, yazayım. Fenzur lima fihi min ed-delaleti ale'l-ihtisas min lamil milki bellamin et-ta'rifeyn eydan. Yani bu vel akıbetu lit-takva, oradaki li takvaya aittir. Yani sonuçta başarılı olmanız neye bağlıdır demek istiyor bu? Oradaki lam taksis ediyor, yani sınırlandırıyor, takvaya bağlıdır. Eğer akıbetinizin hayırlı olmasını istiyorsanız, ebedi saadeti kazanmak istiyorsanız takvaya aittir bu. Ve vel akıbetu lil müttakîn, bakın orada li var, aidiyet lamı. Ve lam-ı tarifler, yani takva kelimesinin başındaki elif lam, elif düşmüş çünkü lam geldiği için tekrar, bunlar da neyi ifade ediyor? Bu mesele, yani akıbetin sonun hayırlı olması takvaya ve müttaki olmaya, müttakilere ait olduğunu ifade etmiş oluyor. Vel ahiretu, ahiret son. Vel ahiretu inde rabbike lil müttakiyin. Allah katında ahiret, yani son olma meselesi, yani sonucun iyi olması meselesi nereye bağlı? Müttakilere bağlı. Ve husne me'ab, güzel sonuç. Ve inne lil müttakine le husne me'ab, yani güzel sonuç, güzel mekan, yani elde edilen güzel son güzellik yine neye ait? Müttakilere aitmiş. وَعَلَى هَذَا فَقِسْ اَلَّفَّ وَالنَّشْرَ وَالْمُرَتَّبَ Burada üstüne me'ab, lehusne me'ab gibi lef ve neşir sanatı var. Yani hani bazı şeyleri tekrar ederiz, zıttıyla ve aynısıyla mısralarda tekrar ettiğimiz zaman bir sanattır bu. Bu sanatın burada işlendiğini söylüyor. وَكَيْفَ اُعِدَّتِ لَهُ لِلْمُتَّقِي الْجَنَّةُ Cennetin nasıl müttaki kimseye hazırlandığını da görmüş olduk ayet-i kerimelerde.
ve urifet lehu ve uzlifet kurribet ve vuidet lehu ve kânet dâran lil müttakîn. Bakın nasıl cennetin muttakiye miras bırakıldığını ve yaklaştırıldığını ve ona vaat edildiğini ve onun için dar yerleşim yeri, değil mi? Hani bir yere yerleştiğiniz zaman güzel bir ev yaparsınız, bahçesi olsun istersiniz, orada meyveler olsun istersiniz. Yani yerleştiğiniz yerin size ait böyle güzel bir mekan olmasını, etrafında ağaçların, yeşilliğin, mümkünse havuzun, neyse yani, değil mi? İmkanlar çerçevesinde bunlar olduğu zaman daha mutlu olursunuz. Yani şöyle, ne bileyim, yağmur yağarken bahçeyi seyretmek, ağaçların rüzgardan kıpırdanmasını seyretmek, sabah vakti olduğunda işte kuşların gelip orada vızıldamasını, işte ne bileyim, onların da kendine ait zikirleri var, onların yaptığını duymak mesela, değil mi? Öyle bir tabii ortamda. Maalesef bunları kaybettik şimdi. Kocaman kocaman binaları ne adını yaptık bilmiyorum ben. Bu kadar yeryüzü var ama biz kocaman kocaman binaları yaptık. İnsanları hapishane gibi içine doldurduk. Bak bunlar da hiç hoş şeyler değil. Alıştık belki ama insanın yani biraz tabiatla iç içe olması ve orada Allah'a yakın kendini, yağmurun yağdığını şöyle görmesi lazım. Yani toprağın ıslandığını görmesi lazım. Çıkıp o toprağa basması lazım. Ama biz böyle tertemiz, sakin, hiçbir şeyin dokunmadığı yerlerde yaşanmaya alıştık. Bu da aslında bizim tabiattan kopuşumuzu ve dolayısıyla Rabbimizle olan münasebetimizden kopuşumuzu hazırlamış oldu. Yani bir İslam medeniyeti bu kadar bina, büyük bina yapmaz değerli kardeşlerim. Ne yapalım hocam, çok insan var. Yay. Fabrikaları bir yere yapacağına, değil mi? Konya'nın git ovalarına bir sürü boş arazi yok mu? O tarafa doğru fabrikaları kaydır ve insanlar da kaysınlar. Hepsini bir yere yaptığın zaman ne oluyor? Herkes oraya kümelenmek istiyor. Herkes orada oturmak istediği için de kocaman kocaman binada yapmak zorunda kalıyorsun. Ama bunu baştan düşünmen lazım. Sadece insanların işte yeme içmesini düşündüğümüz için, onların bedensel ihtiyaçlarını düşündüğümüz için manevi ihtiyaçlarına bakmıyoruz. Psikolojik olarak o insanlar ne çeker bu apartmanlarda düşünmüyoruz. Bu çocuklar nasıl yaşar? Nerede oynar? Değil mi? Bunların hepsi problem. Dolayısıyla siz bunları yani düşünmeden, hani şimdi yavaş yavaş yatay mimari diyoruz. Tamam da yani ba'de harabil basra, kocaman kocaman bina yaptık şimdi Konya'ya. Bunlar şimdi ne zaman yıkılacak? O da ayrı bir dert. Yani maalesef değerli kardeşlerim, yanlış bir yola girmişiz. Yani işte bu İslam'dan kopuşun, takvadan kopuşun faturaları. Yani gerçekten İslam'a göre düşünen idareciler olsaydı bir iki asırdır bu ülkede, bu işler böyle olmazdı. Yani kimseyi eleştirmiyoruz ama eleştiriyi toptan yapıyoruz. Bir yerlerde hatalar var, söylemek zorundayız. Çünkü bu sonuçlar çıktı, şimdi nasıl geri döneceğiz? Bunun hesabını yapmalıyız. Evet. وَكَيْفَ كَانَتْ اَتَّقْوَى لِلْآخِرَةِ زَادًا وَلِبَاسًا. Bakın nasıl takvanın ahirette bir azık olması, bir elbise olması. Azık nedir? İnsan ne yapar? Karnını doyurur, değil mi? İlk akla gelen azık deyince azığını kattı. Yani ekmeğini, yol azığını kattı. İşte okul azığını kattı. İkincisi, elbise ne yapar insanı? Korur. Ve insana bir ne kazandırır? Kişilik kazandırır. Giydiğimiz elbiseler bize duruşumuzda bir kişilik kazandırıyor. Dolayısıyla hem koruyor soğuktan sıcaktan, hem de bize bir kişilik kazandırmış oluyor. Dolayısıyla yani takva ahirette bize azık olacak. Yani bizi doyuracak. İhtiyacımızı giderecek. Ve aynı zamanda bizi koruyan elbisemiz olacak. Yani o cennet nimetlerin bize verilme sebebi olacak. Fe inne hayra zadi et takva. Azıkların en hayırlısı takvadır. Ve libasut takva zalike hayır. Evet. Takva elbisesi en büyük hayırdır. İşte tam hayır budur. Ve keyfe udifet et takva ile reisil eşraf eyil kalp. Bakın diyor, takvanın biz yani en şerefli, insanın riyasetliğini yapan, reisi olan yani kalp. Kalbe izafe edildiğini gördük ayet-i kerimelerde.
Yani takvanın kalbe izafe edilmesi de önemli bir hadise. Çünkü kalp insanı idare eden mekanizmadır. Cenab-ı Hak takvanın nerede olduğunu söylüyor bize? Kalpte olduğunu söylüyor. وَمْتُحِنَ بِهَا Onunla imtihan edildiğimizi. وَكَيْفَ جُعِلَتْ سَبَبًا لِلْخَيْرِيَّةِ فِي كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ Her ameli salihte hayra sebep olacak olan şeyin takva olduğunu öğrendik. وَكِتَابَتُ الرَّحْمَةِ Rahmetin yazılması, yani rahmetin, Allah-u Teala'nın rahmeti vardı değil mi? سَبَقَتْ رَحْمَتِ عَلَى غَدَب۪ي Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor Allah-u Teala. Yani o zaman rahmetin bize yazılması ne demek? Affedilmemiz, bağışlanmamız ve ahireti kazanmamız. Rahmetin yazılmasının takvaya bağlı olduğunu. Ey ilzamuha, yani rahmetin bizim için gerekli bir konuma gelmesi, zorunluluk olması, Allah tarafından zorunlu olarak bizim için gündeme gelmesi rahmetin neye bağlı? Takvaya bağlı. وَكَيْفَ خَسَّ لَهَا لِاَجْلِ التَّقْوَى كَوْنَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى هُدًا وَمَوْعِذَةً وَذِكْرًا Allah-u Teala'nın kitabının bize hidayet rehberi olması, bize öğüt veren bir kitap olması ve hatırlatıcı bir kitap olması neye bağlı yine? Yine takvaya bağlı. Huden lil müttakîn. Müttakiler için hidayet rehberidir. Ve mev'izadır. Yani öğüt vericidir. Ve zikra hatırlatıcıdır. Yani Kur'an kimi hatırlatabiliyormuş? Müttaki kimseyi hatırlatıyor. Müttaki olan kimseye yol gösteriyor. Ve müttaki olan kimseye vaaz nasıl edebiliyor. لِأَنَّ بِهَا يَتِمُّ الْاِنْتِفَى Bununla faydalanmak ancak takva ile siz yaptıklarınızdan fayda elde ediyorsunuz. وَيَكْمُلُ الْاِرْتِفَى Yücelme de, insanı kamil olma, irtifa, yükselme neye bağlı? Takvaya bağlı. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi muttaki kullarına eylesin. El-Fatiha.